Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 2014 yılında Çin'in devlet yayın kuruluşuna konuşan Çin savunma şirketi Aviation Industry Corp of China Başkanı Lin Zuoming, J-31'in IF-35 müşterek taarruz uçağını kesinlikle düşürebileceğine iddia etti. Lin açıklamasında, IF-35'i satın alamayan yeni nesil hava kuvvetlerinin kendilerini geliştirmelerinin hiçbir yolu yok. Durumun bu şekilde olması gerektiğine inanmıyoruz. Dünya dengeli olmalı. İyi şeyler tek bir tarafa itilmemeli, ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'nin IF-35'e alternatif olarak Çin'den J-31 savaş uçağı satın alabileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. T-35, hem hava üstünlük hem de saldırı görevlerini yerine getirmek ve savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı, tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan ve üretilen, 5. nesil, tek kişilik ve tek motorlu, tüm hava koşullarına uygun çok görevli bir Amerikan savaş uçağı ailesidir. Aynı zamanda elektronik harp ve istihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerini etkili bir şekilde sağlayabilir. IF-35, temel olarak havadan vurabilecek ve kendini savunabilecek yeni nesil bir havava aracı olarak tasarlandı. Uçağın uzunluğu 15,67 metre, yüksekliği 4,33 metredir. Kanat açıklığı ise 10,65 metredir. Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur. Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur. Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir. Tek motorlu ve tek pilotlu bir uçaktır. IF-35, tüm silahlarını gövde içinde saklamaktadır, dışarıdan herhangi bir bombası veya silahın olmaması, gizliliğini de artırmaktadır. IF-35, dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir. Menzili modeller arasında çok az farklar olsa da yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır. 18.000 metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir ve tırmanma hızı saniyede 200 metredir. Shenyang J-31 Çin'in çift motorlu, 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı provesidir. İlk uçuşunu Kasım 2012 tarihinde yapan uçak, Amerikalı askeri yetkililer tarafından IF-35'in kopyası olarak nitelendiriliyor. Amerikalı yetkililer, Çin'in IF-35 provesinde yer alan bir Avrupa ülkesinden IF-35 teknolojileri çalarak J-31'i geliştirdiğini iddia ediyor. Çin, hava kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 500 uçak gemileri için 120 adet ve ihracat için en az 600 J-31 uçağı üretmeyi planladığı belirtiliyor. İlk uçuşunu çift motorla gerçekleştiren uçak, Rus uçak şirketi MiG'in motorlarını kullanıyor. Uçağın tasarımı, uçaklardan inişe kalkış yapacak bir uçak, yorumlarına neden olurken, bazı uzmanlar uçağın IF-35 değil, şekil, aerodinamik ve uçak gövdesi konfigürasyonundaki benzerlik nedeniyle daha çok IF-22'ye benzediğini söylüyor. Tek pilotlu 17,3 metre uzunluğundaki uçağın kanat açıklığı 11,5, yüksekliği ise 4,8 metre. Maksimum kalkış ağırlığı 28.000 kilogram ve 1,8 mach hıza ulaşabiliyor. Menzili dahili yakıtla 1200 km, harici depolarla 2000 km'yi buluyor. Uçak, 12 havadan havaya, 8 havadan karaya füzenin yanı sıra, 8 derin nüfuz bombası ve 30 adet küçük bomba taşıyabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.